Sermayeler geldi usta. Bırak bakayım onu İlyas abine. Ne oldu Necati abi, senin kardeşinin durumu? Bir gelişme var mı? Yok be İlyas. Diyalizde hala. Böbrek ha geldi gelecek diyorlar ama tık yok. Elimiz ayağımız bağlı bekliyoruz işte. Allah'tan umudunu kesme be abi. İnşallah bulunur. İnşallah İlyas. İnşallah. Saatler olsun. Sağ olasın Necati abi. Suratım nefes aldı vallahi. Buyur abi. Allah bereket versin. Görüşürüz abi. Hayırlı işler. Servet oğlum. Buyur usta. Ben 2 saat sonra geri geleceğim. Hastaneye gidiyorum. Hı hı. Soran olursa söylersin. Tamam mı yavrum? Hadi. Tamam usta, merak etme sen. Gelin. Doktor bey. Kusura bakmayın. Yine rahatsız ediyorum ama... Bir haber var mı böbrekten? Hoş geldin Necati. Buyur otur şöyle. Necati, aslında umutlanacağımız bir haber var. Bir böbrek bulundu. Şimdi uygunluğu araştırılıyor. Dua edelim de uyusun. Yarın sabah belli olur. Çok sevindim doktor bey. Uyuyacak. Eminim uyuyacak. Kardeşim iyileşecek. Ama kötü ihtimale de hazırlıklı ol. Bu böbrek de uyumayabilir. Bu defa uyuyacak doktor bey. Öyle hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben bir hastaneye uğrayayım. Pekala. Hadi Necati, içini ferah tut. İyi günler. İyi günler. Sağ ol. Merhaba. Nasılsın aslanım? Ne haber? Hoş geldin abi, iyiyim sağ ol. Hasan, gözümüz aydın oğlum. Bir böbrek bulunmuş. Bu kaçıncı be abi? Her defasında hayal kırıklığı. Hayır oğlum, hayır. Bu sefer olacak. Ben hissediyorum. Bu böbrek olacak sana. Korkuyorum abi. Çok korkuyorum. Ya bu da olmazsa? Korkma koçum, korkma. İyileşeceksin diyorum. İlk önce sen inanacaksın. Anladın mı? Sen inanacaksın. Bitiriyorlar beni. Allah canımı alsa da kurtulsam. Gürültünüzden bıktım usandım. Ay. Hayrola Necati? Pek keyiflisin. Çocuklara da ses etmedin. Böbrek bulunmuş Cemile. Gerçekten mi? Yani daha tam kesin belli değil ama doktor umutlu. Yarın sabah belli olacak. Allah'ın izniyle iyileşecek kardeşim. Aman iyi iyi. Kardeşin iyileşsin de sen de artık biraz evinle işinle ilgilen. İşinden gücünden oldun hastane dolaşmaktan. Bakmak zorunda olduğun 3 çocuğun var senin. Biraz da onların nafakasını düşün. Ne diyorsun sen Cemile? Kardeşim o benim. Canım. Canımın bir parçası. Babamın emaneti. Hadi ben yatıyorum. Yarın erkenden hastaneye gideceğim. Oldu mu doktor? Nasıl testin sonucu, uyuyor mu? Üzgünüm Necati. Umudumuz vardı. Uyar diye düşündük ama maalesef uymadı. Zaman bizim için çok önemli. Kardeşin gittikçe kötüleşiyor. Olur zannettik ama... Peki benim böbreğim olmaz mı? Benimki uyumaz mı? Böbreğimin teki feda olsun kardeşime. Organ nakillerinde yakınlık önemli. Şans fazlalaşır. O zaman benim böbreğimi alın doktor bey. Ben veririm böbreğimi. Yeter ki iyileşsin benim kardeşim. Büyük fedakarlık yapıyorsun. Tek böbrekle yaşamak tehlikelidir. Olsun doktor bey. Ben yaşarım. Peki Necati. Ama sen yine de bir düşün. Sonra beni bir ara. Tamam doktor bey. Görüşmek üzere. Duydun mu abi? Yine olmadı. Artık günlerim sayılı. Hayır Hasan, hayır. Sayılı değil.
Sana söz veriyorum, ben vereceğim böbreğimi. Yaşayacaksın aslanım, yaşayacaksın. Abi gerçekten mi? Bunu benim için yapacaksın mı? Ya işin, gücün, çocukların ne olacak? Şimdi düşünme bunları. Sana abi sözü. Sen hiç merak etme. Yaşayacaksın. İyi olacaksın. Nasıl verirsin böbreğini sen? Kendini düşünmüyorsan çoluğunu çocuğunu düşün. Ya sana bir şey olursa? Yapma Necati. Elini ayağını öpeyim, yapma. Bekleyelim biraz daha. Bulunur elbet. Tek organla yaşanır mı Necati? Sana bir hal olursa ne ederiz biz çoluk çocuk? Bırakayım da kardeşim gözümün önünde ölsün mü? Babamın emaneti o bana. Bunu mu istiyorsun benden? Necati, yalvarıyorum sana. Gel etme. Biraz daha bekleyelim. Daha çocukların küçücük. Sana bir şey olursa yaşayamayız. O kardeşinse çocuklar senin parçan. Olmaz Cemile. Kardeşime söz verdim. Umutlandı. Şimdi olmaz dersem... Karın aklı Necati. Bu ameliyat ciddi bir iş. Hem tek böbrekle yaşanır mı hiç? Sana bir şey olursa aç açık kalırlar ortada. Kafam çok karışık Fikri abi. Kardeşim de canımın bir parçası onlarda. İyi düşün Necati. Bakarsın bir rahmetliden bir böbrek bulunur. Sen de boşuna sakatlanmamış olursun Necati. Hayırlısı neyse olsun. Saatler olsun Fikri abi. Sağ ol. Al bakalım Necati. Allah bereket versin. Hayırlı işler, eyvallah. Oğlum, ben çıkıyorum. Bir saate kadar dönerim. Hı. Tamam usta, merak etme sen. Ne yapmam? Kardeşime söz verdim. Ama ya bana bir şey olursa? Ne yapar çocuk çocuk? Kim bakar ona? Daha çok küçük garipler. Allah, sen kardeşime yardım et. Çok kararsızım Cemile. Bir yanda siz, bir yanda kardeşim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bana acımıyorsan çocuklarına acı. Babasız mı bırakmak istiyorsun bu yavruları? Hadi Allah rahatlık versin. Ne zaman vereceksin böbreğini? Bekliyorum abi. Tek umudum sensin. Bana söz verdin. Beni ölüme bırakma. Artık fazla zamanım kalmadı. Çabuk ol abi. Kurtar beni abi. Kurtar beni abi. Kurtar beni. Kurtar beni. Kurtar beni. Kalk Cemile, kalk. Kalk Cemile.
Ben kararımı verdim Cemile. Artık dönmem kararımdan. Biliyordum Necati. Bizi düşüneceğini biliyordum. Kardeşimin ölmesine razı olamam Cemile. Böbreğimi vereceğim. Uyandın demek. Aldınız mı böbreğimi doktor bey? Aldık Necati. Kardeşime naklettiniz mi? Nakletmedik. Ama neden doktor bey? Temiz kalbinin mükafatını gördün Necati. İyi ki kardeşine böbreğini vermeye göze almışsın. Meğerse senin böbreğinde kanser varmış. Seni ameliyata alınca gördük. Hasta böbreği hemen aldık. Birkaç ay sonra işten geçmiş olurdu. Ölümden döndün Necati. Kardeşimi kurtarmak isterken kendi canımı kurtarıyormuşum meğer. Peki kardeşin ne olacak doktor? Gözün aydın Necati. Kardeşin de kurtuldu. Kardeşin de mi kurtuldu? Evet. Allah'ın şanslı kuluymuşsun. Seni ameliyat ederken uygun böbreği bulduk. Hemen kardeşine naklettik. Haftaya taburcu olur. Sağ olun doktor bey. Size minnettarım. Hem kardeşimi hem beni kurtardınız. Sağ olun. Yok Necati. Ben sadece vesile oldum. Seni de, kardeşini de senin temiz kalbin kurtardı. Allah insanın gönlüne göre veriyor Necati. Necati çevresinin ve ailesinin baskısına rağmen kardeş sevgisi için ölümü göze aldı. Kardeş sevgisi kendi yaşamından daha ağır bastı ve yaptığı fedakarlık ona iyilik olarak geri döndü. Onun amansız bir hastalıktan kurtulmasına vesile oldu, iyilik gene kazandı. Gizli Dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.